Evet, günaydın. Sabah kendimi ödüllendirmek istedim. Cansu çalışıyor. Benim de öğleden sonra bir toplantım var. Biraz gerginim toplantıyla ilgili. Böyle beni biraz mutlu edecek bir şeyler yiyeyim. Çok uzun zamandır karbonhidrat yemiyordum. Daha doğrusu poğaça, simit gibi şeyler yemiyordum. Onlardan gidip alayım. Kahvaltı olarak onlardan yiyeceğiz. Şimdi giderken de şöyle son günlerin önemli konusu mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili. Lisansını bilgisayar mühendisliği olarak okumuş biri olarak kendi fikrimi paylaşayım istedim. WhatsApp güvenli mi? Telegram'a mı geçelim? Signal mi kullanalım? Yoksa yerli uygulama? Bip ya da yeni, çok yeni değil gerçi, geçen seneden reklamları çıkmaya başlamıştı ama yay mı kullanalım diye en azından kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi paylaşayım sizinle. Burada hava bugün yine güzel. En azından yağmur yağmıyor. Çok da soğuk değil. Önemli soru, WhatsApp güvenli mi? Şahsi fikrim WhatsApp güvenli arkadaşlar. Yani son kullanıcı sözleşmesinde söyledikleri şey aslında iki birey arasındaki konuşma değil, bir birey ile bir şirket arasındaki konuşmaların Facebook ile paylaşılacağı yönünde. Sizin de dikkatinizi çekmiştir, denk gelmişsinizdir. WhatsApp'ta bazı kişilerde bu bir şirkete ait telefon numarasıdır gibi bir yazı oluyor. Yani o konuşmadaki detayları Facebook ile paylaşacağını söylüyorlar. Ben bunda çok bir sakınca görmüyorum açıkçası. Yani zaten bugün kullandığınız Instagram'da, Facebook'ta, türevi uygulamalarda sizin kullanıcı alışkanlıklarınıza göre bir deneyim sunup buradan da pazarlama yürütüyorlar. Sizin başınıza hiç gelmedi mi? Herkesin başına gelmiştir. Ailenizden ya da arkadaşlarınızdan konuştuğunuz bir ürünle ilgili birkaç saat içerisinde önünüze bir reklam düşmesi. Atıyorum, evdeki bir eşyanız bozuldu. Bununla ilgili konuştunuz. Birkaç saat sonra bir şekilde o ürünle ilgili bir reklamla karşılaşırsınız. Bu da günümüzün pazarlama stratejileri. Yani çok basit. Eskiden gazetelerde reklam olurdu. İşte tüketim rakamlarına göre bakılırdı, insanların ihtiyaçlarına bakılırdı. Günümüzde çok daha farklı ilerliyor. Çok daha fazla tüketim var. Bunu daha da arttırmak istiyorlar. Basit bir şekilde ihtiyaçlarınızı gözünüzün önüne getiriyorlar. Çok korkacak bir şey yok bunda. Peki, şöyle diyelim. Okey, WhatsApp güvenli değil farz edelim. Bilgilerimi paylaşacaklar diyelim. Bugüne kadar birçok web sitesinde ya da herhangi bir yerde kendi bilgilerinizi defaten paylaştınız zaten. Yani ne paylaştınız? Geçen bir Twitter'da sanırım bir şey okudum. Yani biz bir Porsche için Magnum çubuğuna TC kimlik numaramızı, ana adımızı, baba adımızı, ikamet ettiğimiz adrese kadar önemli bilginizin çoğunu paylaştık zamanında. İki kişi arasındaki konuşmanın başka birinin bunu okuyabilmesi, erişebilmesi korkunç bir şey. Bence de korkunç bir şey. Ama WhatsApp dediğiniz şirket Facebook'un altında. Ve Facebook Amerika'daki en değerli şirketlerden biri. Ve Amerikan hukukuyla yargılanır. Peki Telegram, yani diğer alternatifimiz Telegram ya. Telegram dediğimiz şirket Rus kökenli. Merkez ofisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan bir şirket. Tamam, geçtik Telegram'a. İkisinde de böyle bir bilgi kirliliği oluştu. Yani bilgi kirliliği dediğim, WhatsApp'taki yazışmalarınız da paylaşılıyor, ortaya çıktı.
Telegram'daki yazışmalarınızın da paylaşıldığı ortaya çıktı. Sizce hangisinde yaptırım gücü daha fazla olur? Kökeni Rus olan ve merkez ofisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan bir şirkete mi yaptırım uygulanabilir? Yoksa borsaya kote olmuş Amerikan hukuk sistemiyle yargılanan WhatsApp'ta mı? Ve WhatsApp'ın burada tek feda edeceği şey WhatsApp da değil. Instagram, Facebook çok daha fazla yükün altındalar. Yani Telegram'a geçmektense WhatsApp kullanmayı kesinlikle tercih ederim. Gelelim yerli uygulamalara. Bip. Evet. Yerli. Altyapısı çok yerli olmasa da yerli. Turkcell'e ait. Kullanırım. Kullanırım tabii ki de. Çünkü yerli. Ne olursa olsun benim ülkemin ürettiği bir şey. Destekleyelim mi? Destekleyelim. Bence de destekleyelim. Hadi hepsini bırakıp büfe geçelim mi? Hepsini bırakıp bugünden yarına büfe geçmem. Büfe indiririm. Oraya insanların gelmesini beklerim. Ve istediğim çoğunluğa eriştiğim anda büfe kullanmaya devam ederim. Yani ben büfe kullanacağım deyip orada beklemektense ikisini birlikte kullanırım. Bu sürede de Turkcell'e zaman vermiş olurum. Daha çok insanın büfe çekmesi için çalışma yapması adı altında. Ve gözlemlerim neler yapıyorlar? Benimle hangi bilgileri paylaşıyorlar? Benim bilgilerim kiminle paylaştıkları? Yani benim bilgimi biriyle paylaşmasının bir önemi yok. Paylaşabilirler. Zaten oradaki korkacak kısım %1'lik bile değil ya. %1'lik kısmın korkması gerekiyor. Sizin benim korkacak bir şeyimiz yok zaten yani. O yüzden ben bugünden yarına WhatsApp bırakıp başka bir uygulamaya geçmem. Ama bir uygulamayı indireceksem BIP'i indiririm. Ve BIP'i kullanmaya devam ederim. WhatsApp'la birlikte tabii ki. Sonra gelecek aksiyonlara göre beklerim. Evet, WhatsApp'ın tekel olması güzel mi? Değil tabii ki de. Çünkü hiçbir piyasada kimsenin tekel olması güzel bir şey değil. O yüzden bakalım, deneyelim. BIP'i deneyelim. Ama tekrar söylüyorum, ben WhatsApp'ı bırakıp Telegram'a geçmem. Çok net bir şekilde geçmem. Gerek yok. O yüzden çok korkmayın yani. Korkacak bir şey yok. Zaten çoğu alanda bilgileriniz paylaşılıyor bir şekilde. Yani özel yazışmalarınızın kullanıldığında hiç zannetmiyorum ki bununla ilgili de WhatsApp'ın tepe yöneticisinden bir açıklama geldi. Kişiler arasındaki konuşmalar değil, sadece dediğim gibi videonun başında kişilerle şirketler arasındaki olan yazışmaları Facebook ile paylaşacakları ile ilgili bir sözleşme bu. Onun haricinde çok da korkacak bir şey yok WhatsApp'tan. Hani korkmanız gereken şey, eğer bir aksiyon alacaksanız WhatsApp'ın globalde bu kadar güçlü olmaması için olsun. Benim bilgilerimi paylaşır diye değil. Şahsi görüşüm bu yönde. Çünkü teknolojide tekel olmak gerçekten kötü bir şey. Yani milyarlarca insanın her anını onlar üzerinden paylaşılıyor. Ve ellerinde büyük data olarak gerçekten korkunç bir data var. Beni korkutan şey bu. Onun haricinde bilgilerimi paylaşmışlar, paylaşmamışlar. Böyle şeylerden çok çekinmiyorum. Sizi biri gözlemlemek istediği zaman zaten çok rahat gözlemler. Bunu globalde gözlemleme yapabileceklerini çok ihtimal vermiyorum şu an. Yani yapacak teknolojileri var mı? Kesinlikle var. Yapıyorlar mı? Bence yapmıyorlar. Çünkü böyle bir şeyin ortaya çıkması demek borsaya kote Facebook'un batması demek arkadaşlar. Ve milyarlarca doların batması demek. Ortaya çıkarmazlar diyenleriniz olacak. Ama ortaya çıkar, merak etmeyin. Bir şekilde ufacık bir yerden patlak verir ve ortaya çıkar ve ortaya çıktığı gün Facebook diye bir şirket kalmaz. Bu arada gideceğim yere geldim. Gideceğim yer, pardon, burası orası değil, bir sonraki yerde Bagels and Beans diye. Buranın
Starbucks'ı gibi düşünebilirsiniz. Tam Starbucks da değil aslında. Starbucks'a ek olarak kasede salata falan da veriyorlar. Amsterdam'da 16-17 şubesi var. Yanlış bilmiyorsam. İşte böyle kahve, poğaça, o tarz şeyler paylaşıyorlar. Bugün gergin. Öğleden sonra bir toplantım var. O yüzden biraz kendimi de ödüllendirmek istedim. Bir çıkmışken de güncel konuyu paylaşayım istedim sizlerle. O yüzden korkmayın. Korkacak bir şey yok. Şimdi ben tekrar söyleyeyim. WhatsApp kullanmaya devam edeceğim. Bipi de yerli bir uygulama olduğu için indireceğim. Gelişmelerini gözlemleyeceğim. Aldım karbonhidratlarımı, açma gramı. Şimdi eve dönüp miktar toplantıya hazırlanma vakti. Cansu şu an çalışıyor. Ben de toplantıya hazırlanayım kahvaltıdan sonra. Bu arada poşeti göstereyim. O zaman son olarak evin orada görüşürüz. Evet, eve döndüm. Şimdi kapıdayım. Aldıklarımızı yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Ve toplantı süreci başlasın. Hazırlanalım. Son olarak WhatsApp, sonra da Bip. Telegram'ı kullanmam. Görüşürüz.